Hepiniz aslında kendi sektörünüzün uzmanı olan, konuları çok iyi bilen, Sayın Bakan da zaten yapısal meseleleri, dijital dönüşümü, hayatımıza yeni gelen teknolojilerin nasıl etkileyeceği, sektörde nasıl etkiler yaratabileceğini çok güzel anlattı. Ben tabii doğal olarak kendi perspektifimden bir siyaset bilimci olarak analiz etmeye çalışacağım. Bugün yeniden yerele diye başlattığımız bu sloganın aslında geri planında eskide ne olduğu var. Eskiden globaldeydik, küresel köyün içindeydik. Şimdi neden yerel değerler bu kadar önem kazanmaya başlıyor? Bunu sadece pandemiyle, şunla bununla, iklim değişikliğiyle mi analiz edecek, yoksa bunun bir siyasal boyutu da mı var? Yani bir ekonomist muhtemelen dünyayı ekonomik veriler içerisinde analiz eder. Bir teolog açısından dünyayı ilahi veriler, kutsal kitaplar üzerinden değerlendirmek doğrudur. Bir tüccar neye sattığı, neye aldığıyla ilgili bakar. Bizdeki işletme körlüğü de bu her şeyi getirip politik mecralara sokuyoruz. Bildiğimiz de bu. Onun için ben de bir perspektif olarak sizlere olayın uluslararası politik düzlemde neden bizi yerele döndürmeye teşvik ettiğini anlatmaya çalışacağım. Şimdi bu benim yol haritamdır. Ben bir işletmeci değilim ama kendime göre bir teori geliştirmiştim. 4S formülü diye bir şey. Strategic, Smart, Sustainable, Sellable diye. Yani akıllı, ferasetli diyebiliriz. Stratejik ve aynı zamanda satılabilir ve sürdürülebilir olması işletmemizin ve işlerimizin. Stratejik dediğimiz şey dünyanın bütünüyle ilgili. Yani çevremizde ne olup ne bittiğine dair. Smart dediğimiz bizim kendi kapasitemizle ilgili. Dünyada bunlar değişiyor ama biz neyiz? Biz bunlara adapte olabiliyor muyuz? Sellable, dünyada sosyolojik değişimler, alım satım davranışları, iktisadi davranışlar, motivasyonlar nasıl değişiyor? Ona uygun satılabilir bir ürün mü elimizdeki? Ve aynı zamanda bu sürdürülebilir mi? Yani bu sene maskeyi sattım, seneye pandemi biterse bu maskeler elimde patlar mı?